Diyor ki yazısında, maç kazanan bir voleybol takımının zaferini kutlamak için İzmir'in dağlarında diye marş söyleyeceği aklınıza gelir miydi? Ama söylüyorlar. Haksız da değiller hiç. Çünkü oynadıkları sporda var olmuş oldukları noktanın son analizinde Mustafa Kemal'in bu topluma bu yöne yöneltmesinin sonucunda gerçekleştiğini biliyorlar diyor Murat Belge ve devam ediyor. Diyor ki ben Atatürkçü değilim. Marksistim. Böyle bir kavgada doğal olarak Atatürkçü dediğimiz kesime daha yakınım diyor Murat Belge. Çünkü benim Türkiye'nin batılılaşma kararıyla bir kavgam yok. Tayyip Erdoğan ve onun sözcüsü olduğu kesim Batı'dan nefret ediyor. Onların Atatürk'le kavgası bu kararı vermesi ve toplumu Batı'ya açmasına dayanıyor diyor. Murat Belge Türkiye'de liberal düşüncenin en önde gelen isimlerinden biri olur. Marksist bir yazar bu sözleri söylüyor. Hasan Cemal ondan alıntı yaparak şöyle diyor. Evet, Erdoğan Batı'dan nefret ediyor. Nefret ettiği için de Atatürk'ü sevmiyor. Sevmediği için de 1923'ten intikam almak istiyor. Bunun için de 2023'e Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor. En büyük benim demek için. Murat Belge haklı. Erdoğan Atatürk'ü sevmiyor. Laik Cumhuriyet'i sevmiyor. Kadın erkek eşitliğini sevmiyor. Hukukun üstünlüğünü sevmiyor. Demokrasiyi sevmiyor. Ya da demokrasiyi batıdan gelen küfür düzeni sayıyor. Peki ne istiyor Erdoğan? 1923'ü tersine çeviren, İslami çizgileriyle tümüyle ağır basan, seçim sandığından çıkan ama demokrasiyle ilgisiz bir rejimin tepesine seçim sandığıyla çıkıp başkan baba olarak kurulmak istiyor demiş. Atatürk'ü sevmeyen, laikliğe karşı olan, kadın erkek eşitliği deyince tüyleri diken diken olan, batıya sırtı dönük olan, yüzü doğuya dönük olan, demokrasi deyince irkilen, demokrasiyi batıdan gelen küfür düzeni sayan, hukukun üstenliği deyince fena olan, yargı bağımsızlığı deyince fena olan bir anlayış diye devam ediyor, gidiyor Hasan Cemal. Tayyip Erdoğan'ın Atatürk döneminin en doğru, en isabetli ve en medeni adımlardan birini iptal etmesi, yani Ayasofya'yı camiye açması hiç şaşırtıcı değildir. Ondan beklenen bir davranıştır ve de eşyanın tabiatına uygundur demiş. Ben bir özet cümle, bir Buyurun, cümle. buyurun, buyurun. Her fani bir gün Atatürk'ü almış. Aa, bravo. Bravo. Doğru. Evet. Şimdi Barış, ben de top bunların, sende. ben de şimdi bunların bu yazılarını okuduktan sonra geçtiğimiz hafta 3 gün evvel çıkan yazımda zaten ne oldu dedim Barış'ın bunlara. dostlarının yazısını da getireyim ekrana. Evet. Yani ya yeni döneme hazırlanıyorlar. Ya bir yerlerden işaret aldılar. Ya hakikaten başlarına taş, tuğla, beton düştü. Ya Allah korusun. muhalefette bir etnikçi, mezhepçi veya liberal kota, kompartıman veya kontenjan üzerinden bir koltuk kapma derdindeler. Ya da ulufeleri kesildi iktidardan. Çünkü bunları yazanlar kim? Alay Aban toplantılarına katılan, FETÖ'yü bir sivil toplum hareketi olarak alkışlayan, kutsayan, aralarından akil insanlar çıkaran, Taraf gazetesinde yazmış, Zaman gazetesinde yazmış insanlar. Şimdi yani Murat Belge'nin, efendim Mete Tunçay'ın, Nuray Mert'in eşi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olan, kendisi uzun süre Zaman Gazetesi'nde yazan, FETÖ'den alınan bırakılan ODTÜ hocası Mümtazer. İhsan İhsan Dağı'nın, Dağı, Mümtazer Türkiye'nin, yani hem PKK terör örgütüne ilişkin yaklaşımları bunların, değil mi? Hem FETÖ terör örgütüne ilişkin yaklaşımları, hem AB'nin Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal birliği aleyhine taleplerine ilişkin yaklaşımları, hem ABD emperyalizmine ilişkin tutumları, hepimizin bildikleri. Yani bu kapsamda Taraf Gazetesi, Radikal Gazetesi'nin bir kısmı, ki Enis abi de çalıştı Radikal Gazetesi'nde, yazılar yazdı. Şöyle, Radikal'in ben son döneminde değil, ilk ilk çıkışında var. döneminde. Yoksa Tuncay Özkan da ilk dönemlerinde yazmıştı. Ayrı. Ha başka? Taraf, efendim iletişim Yani şöyle yayınları, adını Birikim koyalım, Dergisi. Mehmet Yılmaz genel yayın müdürü bizim Evet. zamanında daha iyi anlar Ha. bizi seyredenler. Ha şimdi sonraki dönemlerinde bunların yazdıkları, okudukları, konuştukları, sundukları bildiriler hep aklımızda. Yani Türk milleti diye bir şey yoktur. Türkiyelilik vardır. Kemalizmin modası geçmiştir. Türk ulus devleti yapaydır. Türkiye Cumhuriyeti bir katliam üzerine kurulmuştur. Vesaire vesaire. Yani bu Alman istihbaratının, ABD istihbaratının, değil mi? Udo Steinbach'ların, Paul Henze'lerin, Henry Barkey'lerin ne kadar Türkiye'de dolaşıma sokmak istedikleri,
lakırdı varsa bunlar sahipleniyorlar. Hocam Kemalist olmak bir dönem istiskal edilecek tabii. bir durum. Hatta bir suç haline getirir. Darbecisiniz, cuntacısınız, evet. tepeden inmecisiniz vesaire vesaire. Şimdi bunlar birdenbire niçin Atatürk övgüsüne başladılar? Az evvel ben şıkları sıralamaya çalıştım Gürkan. Yazıda zaten panoya yansıdı. Sebebini ben bilemiyorum. A şıkkı bir tanesi. B şıkkı birkaç tanesi. C şıkkı hepsi. Ama burada bizim şu konuda müteyakkiz olmamız lazım yani. Eskilerin hani teyakkuz halinde olmak dedikleri. Alarm halinde. Alarm halinde uyanık olmak gerekli. Bir kere bu liberallerin, bu kerameti kendinden menkul liberal solcuların, ustamız Özdemir İnce bunlar için ana rahmine haklı düşenler diyor. Bunlar hep haklı. Bunlar hiç yanılmıyorlar. Çünkü öz eleştiri verecek, özür dileyecek dürüstlükleri, erdemleri ve cesaretleri de yok. Bunlar iktidarda da iktidar, muhalefette de iktidarlar. Şimdi bunların böyle bir özelliği var. Yani Cem Boyner'in de bunlar yanındaydı. Rahmetli Erdal İnönü'nün de yanındaydı. Fikri Sağlar'a da danışmanlık yaptılar zamanında. Ercan Karakaş'a da bunlar zamanında danışmanlık yaptılar. Değil mi? Bir kısmı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında gitti. Tamamına yakını Turgut Özal'ın yanındaydı. Şimdi bunların hep gücün yanında, iktidarın yanında kümelenmek gibi her devirde adam olmak değil, her devrin adamı olmak gibi bir kere bir özellikleri var bir. İkincisi konuşmaktan ve yazmaktan okumaya fırsat bulamıyorlar. Yani bu cehaletlerini de biz biraz buna borçluyuz. Çok konuşuyorlar, çok yazıyorlar ama okumuyorlar. Mesela Atatürk'ün ya da Atatürkçü örgütlerin, Atatürkçü kitlenin, Atatürkçü tabanın, Atatürk'ün o aydınlık yolundan gidenlerin bir sivil toplum hareketi olduğunu bunlar yeni öğrendiler. Oysa ışıklar içinde yatsın. Kemalizmin o yakışıklı, o şövalye, o bilge delikanlısı Ahmet Taner Kışlalı sıklıkla yazardı. İki meslek büyüğümüzde çok net anımsarlar. Hmm. Kendisi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de başkan yardımcısıydı ve Türkiye'nin en kitlesel demokratik kitle örgütlerinden biri olan Atatürkçü Düşünce Derneği'ni bu ülkenin Atatürkçülerin kurduğunu sıklıkla yazardı. Türkiye'nin en kitlesel demokratik kitle örgütlerinden biri olan ve kadın ağırlıklı bir örgüt olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni bu ülkenin ağırlıklı Atatürkçü kadınlarının öncü bilim insanı olan kadınlarının kurduğunu sıklıkla yazardı. Ama belli ki bu liberal cenah konuşmaktan, dedikodu yapmaktan, fonlanmaktan ve yazmaktan fırsat bulup okuyamamışlar bunu. Şimdi bu da işin bir diğer kısmı. Ve son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımızın tunç yasaları vardır. Değil mi? Anti-emperyalist olmak, tam bağımsızlığı savunmak, ulusal egemenlikten yana olmak gibi. Gazi Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'nde 4-11 Eylül, manda ve himaye hayır demesi işte ondandır. İrade-i milliyenin, kuvva-i milliyenin, hakimiyet-i milliyenin hep altını çizmesi ondandır. Kurduğu örgütün adının kuvva-i milliye olması, çıkardığı gazetenin adının hakimiyeti milliye ve irade-i milliye olması, kurduğu meclisin duvarında koca koca hakimiyet bila kaydır çarp milletindir diye yazması işte ondandır. Işıklar şimdi yazsın benim ustam, bende emeği, izi, etkisi çok yüksektir. Barış da sen de bilirsin. Atil Elhan bunu şöyle özetlerdi. Yıldız, hilal ve kalpak. Yani Kurtuluş Savaşı'na emek veren, kan veren, can veren kadroları böyle özetlerdi. Kalpaklılar vardı, sarıklılar vardı ve fesliler vardı. Bunlar toplumsal, siyasal ve ideolojik olarak farklı farklı entelektüel damarı temsil ederlerdi. Çünkü bir kısmı milli solcuydu, bir kısmı milli dindardı, milli Müslümandı, bir kısmı müdafaa hukukçular ki T.B.M. Mehmetçioğlu onlardan oluşuyordu. Gazi Mustafa Kemal'le beraber hareket edenlerdi. Yani birinci grup ki sonradan Halk Fırkası adını alacaktır. İddiatçı gelenekten gelenler. Şimdi yıldız, hilal ve kalpak. Bunlar bunları bilmiyor. Yani Türkiye'de bu liberal cenahın sadece cehaletine, sadece Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ama samimiyetle ama konjonktürel olarak biraz da takı yaparak yeniden keşfetmesini konuşmuyoruz. Toplumuna, milletine ne kadar yabancı aydınlar olduğunu da konuşuyoruz. Yani Türkiye'yi ABD sosyoloji kitapları üzerinden anlamaya çalışan, Türkiye'yi İngiliz iktisat düşüncesi üzerinden yorumlamaya çalışan, bir gerçekten ayakları bu topraklara basmayan aydın güruhu da söz konusu. İşte bu kitle Atatürk'ü tırnak içinde kullanalım, yeniden keşfetmekle hem cehaletlerini ortaya koydu, hem ne kadar
güce tapındıklarını bir kez daha onlar tarihe geçti. Hem de kendi toplumlarına, kendi değerlerine, kendi halklarına, kendi milletlerine ne kadar uzak düştüklerini bir kez daha bu vesileyle bizler görmüş olduk. Aslında gördüğümüz şey Türk aydınının sefaleti. Barış sendeyiz. Evet. Yani ben Murat Belge'yi...